Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yüksek potansiyelli bir hisse ile daha karşınızda olacağız. Yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize de devam ediyoruz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Tabii her zaman ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan, sadece teknik analiz ışığında, teknik analizin bize sağladığı verilerle, öngörülerle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları. Bu hisselerin analizini yapmamız sizin almanız gerekiyor anlamına gelmez. Siz de bu hisseler hakkında kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Örneğin bu hissenin analizini yaptıktan sonra temel olarak durumuna bakabilirsiniz. Eğer temel analize inanıyorsanız, eğer temel verilere önem veriyorsanız, bu hissenin veya almayı düşündüğünüz herhangi bir hissenin de olabilir. Temel analizine bakabilirsiniz, temel verilerine bakabilirsiniz. Temel analizine ve temel verilerine mutlaka bakın tabii ki. Ben şahsen öncelikle tekniğe bakıyorum. Zaten her zaman ne diyorum? Teknik analiz bir şeye haber veriyorsa, bir öngörü sağlıyorsa bize gerçekleşecektir. Örneğin bir yükseliş formasyonu varsa yükselecektir ve temel verilerde ileride destekleyecektir. Bunu yani hissede güzel şeyler olacak, şirkette güzel şeyler, olumlu şeyler olacak demek. Ama aksine eğer teknik analiz bir tepe formasyonu, bir düşüş formasyonu oluşturuyorsa o şirkette kötü bir şeyler olacaktır. Olumsuz giden bir şeyler olacaktır daha doğrusu. Onun için teknik analiz her zaman ne diyoruz? Bize önden haber veriyor, bilgi veriyor. Şirkette oluşacak temel durumları önceden bize bildiriyor. Zaten teknik analiz bunun için var. Teknik analiz bir hissede veya yatırım aracında büyük bir payı olan kişilerin, yani biz bunlara boğa ve ayı diyoruz tabii ki bir benzetme olarak, kriptolarda da balina diyoruz, bir hisse senedine veya herhangi bir yatırım aracına yön verme gücüne sahipler. Zaten teknik analizde bize onların yapacağı hareketleri gösteriyor. Bu hareketleri daha önceden görmemizi ve ona göre pozisyon almamızı bize sağlıyor daha doğrusu. Onun için size her zaman ne diyorum? Teknik analiz mutlaka ve mutlaka öğrenin. Bizden öğrenmiyorsanız da başkasından gidin. Mutlaka öğrenin ama. Eğer bizden öğrenmek isterseniz sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik kısa bir süre için. Eğer almak isterseniz videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya tıklayıp kursu satın alabilirsiniz ve bilgisayar üzerinden satın almak üzere alırsanız sevinirim. Çünkü siz öyle yaptığınız zaman vergi kesintisi daha az oluyor ama siz gene aynı parayı ödüyorsunuz. Bir de çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Bu arada teknik analiz kursumuzun mobilden görüntüsü bu şekilde. Tıkladığınız zaman karşınıza bu ekran çıkacak. Gördüğünüz gibi sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz. Neden yatırım ve teknik analiz diyoruz? Çünkü yatırım yapmayı da size öğretiyoruz. Yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Portföyümüzü nasıl oluşturmamız lazım? Hangi hisseleri alıp hangi hisseleri almamamız gerekiyor? Aynı şekilde altcoin vesaire veyahut altın alacaksak, dolar alacaksak nereden, ne zaman almamız gerekiyor onu öğretiyoruz size. Gördüğünüz gibi 102 tane öğrencimiz var. Siz de almak isterseniz, ailemize katılmak isterseniz, dediğim gibi videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut, oraya tıklayıp satın alabilirsiniz. Evet, analizime başlıyorum. Şimdi burada daha önce analizini yaptığımız bir hisse senedi var. Çok sevilmeyen bir şirket, çok sevilmeyen bir hisse senedi ama baktığımızda geçmişte de güzel yükselişler yapmış, kötü şirket vesaire diyorlar ama bir trendde gördüğünüz gibi %5400'lük bir yükseliş göstermiş. Hatta tarihine de bakalım. Gördüğünüz gibi 2008'den 2013'e kadar %5400'lük bir yükseliş göstermiş. Bu da 5 yıl için çok da fena bir yükseliş değil. Her yıl 10x yapmış, yani paranız 10 kat artmış. Ayrıca geçmişine de baktığımızda benzeri yükselişler olduğunu görebiliyoruz. Bu hissemizin adı bu arada İhlas Gayrimenkul. Yaklaşık bir 3 ay önce analizini yapmıştık, sizinle paylaşmıştık. Şirket hakkında birçok eleştiri gelmişti. Evet, kabul ediyorum. Ama teknik analiz ne diyorum? Bize bir şeyi gösteriyorsa, bir yükseliş olacağını söylüyorsa mutlaka o yükseliş ileride olacaktır. Bu hissede de aynı şekilde bir yükseliş beklentimiz var. Nasıl bir beklentimiz var? Hatta önce analizini yaptığımız zaman nasıl bir hareketi vardı? Durum neydi? Onu bir kısa bir açıklayalım size. Daha sonra beklentimizi sizinle paylaşacağız. Şurada bir yükselenimiz vardı ve burada da şu şekilde bir üçgenimiz vardı. Şu şekilde hatta yaklaştıralım.
Dediğim gibi yaklaşık bir 3 ay önce analizini yapmıştık ve şuraların önemli bir seviye olduğunu söylemiştik. Ortalama kaç TL? 1,5 TL seviyesi, yanılmıyorsam, bizim için önemli bir seviye demiştik. Çünkü burası bizim direncimiz. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir direnç seviyesi. Burası kırılmadığı sürece düşüş baskısı devam edecektir. Ama burası kırıldığı zaman güzel bir yükseliş olacaktı diye paylaşmıştık. Peki biz analiz yaptıktan sonra ne oldu ve yüksek potansiyel dediğimiz ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli? Bundan sonraki beklentimiz nedir? Onu sizinle paylaşacağız. Çünkü beklediğimiz, yani şartımızı koyduğumuz seviye yukarıya doğru kırılmış durumda ve bir hareketin başladığını şahsen düşünüyoruz. Hepsini sizinle paylaşacağız. Şimdi daha önce analizini yaptığımda şuralardaydı. Şurada bir üçgen oluşmuştu. 1,40 TL seviyelerindeydi yanılmıyorsam. Şurada hatta kısa vadeli açıp sizinle paylaşayım şu şekilde. Şurada bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenden size bahsetmiştik. Şöyle hemen çizelim. Hatta burayı pembe yapalım ki hisse senedi buralardaydı. Daha sonra ne oldu? Bu üçgen aşağı doğru kırıldı. Gördüğünüz gibi aşağı doğru bir hareketi oldu. Sonra yukarıya doğru çıktı. Bahsettiğimiz 1,52'nin üstüne attı. Sonra tekrar bahsettiğimiz seviyenin altına düştü. Daha sonra da gördüğünüz gibi birkaç gündür, hatta birkaç haftadır güzel bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi %80'lik bir yükseliş olmuş. Şu an dinleniyor. Şu an kısa vadelik bakıyoruz. Kısa vade düşünenler için. Hatta şu 4 saatliği açalım. Çünkü burada sanki bir flama formasyonu var gibi. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle çizelim. Hatta burada bir obo formasyonu dediğimiz olay da olabilir. Onun için dikkatli olun. Hatta şöyle biraz daha kısa vadeli açalım. Beklentimiz neresidir? Onu sizinle paylaşalım. Eğer şu 1,80 seviyesi kırılırsa, 1,80-1,85 seviyesi aşağı kırılırsa, bir pullback seviyesi dediğimiz 1,52 seviyesine kadar düşebilir. Onun için dikkatli olun, ama yukarıya da kırabilir. Dikkatli olun, eğer kısa vade düşünüyorsanız 1,86'nın altında stop olunması gerekiyor. Onun altına düşmediği sürece de yükseliş devam edecektir. Kısa vadeli şöyle bir analiz yapmış olalım. Hatta sizin için şöyle tobumuzu da çizelim. Bilmeyenler için şöyle bilgisi olsun. Solumuz baş, sağ omuz dediğimiz olay. Burası bizim tobo formasyonumuz ve 1,86'lar, 1,80'ler daha doğrusu aşağı kırılırsa 1,52'ye kadar düşebilir. Ama bu kötü değil, uzun vade için iyi bir şey aslında. Onu da şimdi size anlatacağım. Şurayı kaldırayım önce. Şimdi tekrar aylık grafiğimize geri döndük ve sizinle ne paylaşmıştık onu tekrar bir hatırlayalım kısaca. Şöyle şurada bizim bir çanağımız vardı. Bu çanak ihtimalini dile getirmiştik. Şöyle hemen çizelim şuradan şuraya kadar. Ve bu çanak oluşuyor şu an gördüğünüz gibi. Oluşma hareketi daha doğrusu başladı. Daha sonra ne dedik? 1,52 üstüne atarsa gördüğünüz gibi 6,42 seviyesine kadar gidecektir demiştik. Ve dediğim gibi eğer o üçgen aşağı doğru kırılırsa kısa vadeli gelip tekrar 1,52'lere bir pullback yapacaktır. Pullback dediğimiz olay onay alma demek. Yani kırdığı direnci veya desteği tekrar gelip bir teyit etmek. Oradan güç alıp yukarıya gitmek veya aşağı gitmek dediğimiz olay pullback dediğimiz olaydır. Oraya kadar düşerse de herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Gördüğünüz gibi kısa vadeli 1,52 TL seviyesi üstünde kaldığı sürece bizim ilk hedefimiz, kısa vadeli hedefimiz tabii ki 6,42. Daha sonra ne demiştik? Daha sonra bu çanağın katlama ihtimalinden bahsetmiştik. Şurada bizim çanak katlama seviyemiz var. Şurası. Hatta aynı renk yapalım şu şekilde. Daha sonra dedik ki bu çanak tamamlandıktan sonra 6,42 TL'nin üstünde kaldığı sürece bizim çanak tamamlama hedefimiz 103 TL civarları olacaktır demiştik. Daha sonra size her zaman, hemen hemen her videoda bir olaydan bahsediyoruz. Uzun vadeli tobo ve uzun vadeli çanak kulp formasyonlarının potansiyellerinden bahsetmiştik. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza katılmak, bize destek olmak isteyen arkadaşlar için sağ üst köşeye bir video koyacağım. Oradan detaylı bilgiye sahip olabilirler. Ayrıca sadece bize destek amaçlı değil, kendinize de destek amaçlı kanalımıza üye olabilirsiniz. Kanalımıza üye olduktan sonra ileride sizin için canlı yayınlar açacağız. Sadece üyelere özel canlı yayınlar, videolar, hatta ileride benimle birebir sosyal medyada sohbet etme ve bilgi alma olayını da gerçekleştireceksiniz. Bunun için kanalımıza katılmanız gerekiyor.
Katıldığınızda bu şekilde rozetler var. 1 aydan 48 aya kadar. Örneğin kanalımızda yorum yaptığınız zaman yanınızda bu şekilde rozetler olacak. Ve ilk olarak sizin yorumlarınıza cevap vereceğiz. Ve tabii ki siz ailemizden biri olacağınız için bütün konularda önceliği size vereceğiz. Tabii bütün abonelerimiz değerli. Ama üye olanların aylık ücret ödedikleri için farklı bir değeri tabii ki olacaktır. Üye olduktan sonra gördüğünüz gibi birçok ayrıcalık yazıyor. Burada hepsinden yararlanacaksınız. Hatta fazlasıyla destek olacak size. Gördüğünüz gibi zaten burada bilgiler mevcut. Videonun sonunda sağ üst köşeye koyacağım videodan da katıl sistemiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, devam edelim. Ne dedik? 1.52 TL seviyesine kadar gelip tekrar bir fullback yapabilir. Daha sonra gideceği seviye 6.42. 6.42 TL seviyesinin üstünde kaldığı sürece sonraki uzun vadeli hedefimiz 103 TL. Fakat biraz önce ne dedik? Uzun vadeli Tobo ve uzun vadeli Çanak formasyonlarının 2'ye, 3'e hatta 4'e katlandığını bazı videolarımızda size kanıtlamıştık. Bunda da eğer Çanak 2'ye katlanırsa, gördüğünüz gibi 103 TL'nin üstüne atıp kalıcı olursa, şurada hemen şurayı işaretleyelim. Bir sonraki ana hedefimiz uzun vadeli tabii ki 1700 TL civarları olacaktır. Tabii bunlar için konuşmak daha erken ama uzun vadeli, uzun vade dediğimiz olay da en az 1 yıl olmak şartıyla bekleyebilirseniz 1.52 üstünde kaldığı sürece bahsettiğimiz seviyeler ana hedefimiz olacaktır. Ana beklentimiz olacaktır. Tabii ki kısa vade düşünenler için de örneğin 1.52 üstünde kaldığı sürece 6 TL'ye gitmesini bekleyip oradan kar alabilirsiniz. Ben de şahsen alırsam öyle yapacağım. 6 TL'ye geldiğinde karımı alayım. Nasıl bir formasyon oluşturuyor onu bekleyeceğim. Aynı şekilde 103 TL'de ve diğer hedefimizde de geldiği zaman bir kenara çekip beklemek lazım, izlemek lazım. Peki yüksek bir potansiyel var dedik. Bu yüksek potansiyel ne kadar, onu hemen sizinle paylaşalım. Bu arada sizin de aklınızda eğer yüksek potansiyelini gördüğünüz, düşündüğünüz hisseler varsa onları yorum bölümüne mutlaka yazın. Hatta şirketler hakkında ne düşünüyorsunuz o şirketler hakkında? Temelini araştırdınız mı? Onu da bizimle paylaşın. Bu şirket hakkında da aynı şekilde gene yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca eleştirileriniz illaki olabilir. Eleştirilerinizi de saygı çerçevesinde yazarsanız sevinirim. Ne dedik? Yüksek potansiyel dediğimiz olay ne kadar? Onu sizinle paylaşalım hemen. Şu an 1.87'lerde ve şurada gördüğünüz gibi çanak tamamlandığı zaman 2x'lik yani %230'luk bir yükseliş potansiyeli var. Daha sonra ana hedefimize geldiğinde gördüğünüz gibi şöyle hemen getirelim. Ortalama %90.860'lık bir yükseliş potansiyeli var. Eğer çanağı 2'ye katlarsa, ama dediğim gibi 3'e de katlayabilir. 1.5'a da katlayabilir. Ama çanak üstünde kaldığı sürece en az 1'e katlayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi düşüncelerinizi, yorumlarınızı lütfen yazın yorum bölümüne. Analizini merak ettiğiniz hisseler ve altcoin'ler vesaire varsa yorum bölümüne mutlaka yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.